Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki koni özellikleri bir testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Taban yarıçapı 3 ve ana doğrusu 5 cm olan dik dairesel koninin hacmi nedir diye soruluyor. Hemen şöyle koniye çizelim. Ana doğrusu burası 5. Taban yarıçapı da 3. E yüksekliği de ben bulabilirim. Şuradan yüksekliği çizecek olursam 3, 4, 5 üçgenden 4 çıkar. Hacim dediğim taban alanı pi r kare çarpı h bölü 3. Üçlerden bir tanesi gider. Cevap 12 pi mi yapar? Evet. Birinci soru 12 pi oldu. Geldik 2'ye. Taban yarıçap 5 yüksekliği 12 olan diktaresel koninin yüzey alanı nedir? Arkadaşım hemen yine çizelim koniyi şöyle bir. Çünkü e, yan alanında piril lazım olacak bize. Yarıçap 5 yükseklikte kaç verilmiş? 12. 5, 12, 13 tükeninde 13 yapar. Alan dediğimiz nedir? Taban alanı pi r kare artı yan al alan piril. Yani pi çarpı r çarpı l şeklinde bulunuyordu. Yani bu 25 pi artı 65 pi yapar. Bu da 90 pi yapıyor dostlar. Örnek ki bu şekilde geldik. Örnek 3'e. Taban alanı yani pi r karesi 16 pi ise eğer r kare eşittir 16 yapar. r'yi de buradan 4 buluruz. Yan alan r'yi 4 bulduk ya. Pirildi miydi? pi çarpı r çarpı l. 20 pi verilmiş. O zaman buradan l'yi de kaç buluruz? 5 buluruz. Koninin hacmi isteniyor bizden. Konuyu çizelim şöyle bir. Hocam L'si 5. Yarı çapı 4. Yüksekliği 3, 4, 5 üçgenden 3 çıkar. Hacmi dediğimizde pi r kare çarpı h bölü 3 yapar. O da 16 pi yapar mı? Yapar. Evet örnek 3'ü de bu şekilde bulduk. Örnek 4'e geldik. Bu önemli. R bölü L alfa bölü 360. Ya yani 1 bölü 4 eşittir alfa bölü 360'ı bilelim. Tamam burada sadece alfayı sormuş ama alfayı da buradan 90 derece buluruz ama soru içlerinde kullanıyoruz konide genelde bunu. Bunu lütfen bilelim. Dördüncü soruyu 90 derece bulduk. Geldik 5'e. R bölü L alfa bölü 360. Koninin yan alanı nedir? Yanal alanı için bak R belli. L'yi bulursam olay bitti. R bölü L yani 2 bölü L alfa bölü 360'dan dolayı o zaman 36'ya bölsem sanırım 36'ya bölsem 4. 36'ya bölsem 10. E, şu 2 bölü 5 yaptı. E o zaman burada şu ikiler de sadeleşti. L5'e eşit oldu. Evet L5 oldu. O zaman yanal alan neye eşit olacaktır? Piril. P -R L. Yani 10 piye eşit olacaktır. Örnek 5'e 10 pi bulduk. Geldik örnek 16. Örnek 6 yapalım. Evet R bölü L. Yani 1 bölü L. Alfa bölü 360 eşit olacak. Sadeleştir. 3 L'yi 3 buluruz. Evet L3. Yarı çap 1 L3 oldu. Pisagor bağıntısından burada H'ı bulabilirim h kare 3'ün karesi eksi 1'in karesinden h kare eşittir 8 yapar. H da buradan kök 8 buluruz. Kök 8 de nedir? 2 kök 2 eşittir. Evet örnek 6 2 kök 2. Örnek 7'ye geldik. Kesik koninin hacmi isteniyor. Arkadaşım öncelikle şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Benzerlik oranı kaç burada? 1 bölü 2. Kesik konu gördüğümüz zaman benzerlik hacim ilişkisinden gitmek daha sağlıklı oluyor. 1 bölü 8. Yani bunun hacmi V iken bunun hacmi tamamı 8 ve buraya 7 V kalıyor. E ben V'yi bulabilirim şu küçükte. De. V dediğimiz olay nedir? Pi R kare çarpı H bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yani pi yapar. E bizden 7 V isteniyor. E v yerine ben pi yazarsam eğer cevabımız 7 pi yapacaktır. Evet örnek 7'yi böylelikle 7 pi bulduk. Ve bu testi bitir. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani konu özellikleri iki testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.